Profesyonel Amerika paketçi serisi başlıyor. Kayıt. Paketçilik bizim işimiz. Ben bu işi uzun yıllardır yapıyorum. Geçen ay başladım. Bayağı iyiyim bu işte. Deneyimlerimi Yiğit'e aktaracağım. Aracımızda cam suyu olmak üzere benzinimiz de az. Cam suyumuz da yok. Çekirge Yiğit. Birinci dersimiz. Burası Philadelphia. Burada pompacı yok. Hı-hı. Tamam mı? Burada kendi benzinini kendin alıyorsun. Hı-hı. İşe başlamadan önce benzin deponun full olmasına dikkat et. Neden? Çünkü iş esnasında benzin almaya, yemek yemeye, iş yemeye bile vaktin olmayabilir. Al, çek benim kartımı. Çektin. Girecek evet, şekilde. Tak abi. Evet, pompa yerinden çıkart. Pompa yerinden çıkart efendim. Hangi benzin alacağını seçiyorsun burada. Bizim arabamız Sonata, yani 2006 model olduğu için iyisini almaya gerek yok. Düşük oktanlı, hani 87 evet. Al, regular. 87 aldım. Bas. Parmağına da onu... çok güzel, aferin lan, biliyorsun sen bu işi. Evet. $49.92. 50 dolara 12,5 galon aldık. Ucunu buraya soktuk. Tamam, çok güzel. Elimde benzin oldu ya. Umarım havaya uçmayız arkadaşlar. Depomuzu fullledik. Bir de cam suyu eksikmiş. Cam suyu mu alsaydık? Neyse, gerek yok. Hava güzel. Uber yapacağız. Evet, paketimiz geldi. Paketimiz 5 dolarlık. 2.9 mil diyor. Aldığım yerle verdiğim yere bakıyorum. Beğenmedim, iptal ediyorum. Buna değmez. Buna gitmeye değmez. Bir makine olacaksın Yiğit. Sen bugünden sonra bir makine olacaksın. Ben bir makinayım. Pizzaları böyle böyle dağıtacaksın. Şöyle 4-5 tane pizza kutusunu üst üste koyup. Navigasyon kullanmayacaksın. Adrese bakacaksın ve adres kafanda Aliço gibi biliyor olacaksın orayı. Aliço'yum ben. Aliço. Ben bilmiyorum. Pizza dağıtmaktan başka bir şey bilmiyorum ben. Yamaç, bilmiyorum. Pizza dağıtmaktan başka daha güzel bir iş yapılır. Bilmiyorum. Global. Oh. Uber'de online olduk. Uber'de şu an bir sipariş gelmiyor. Havanın güzel olması da biraz etkili tabii. Biraz... Grubhub'la Uber'de şu an online'ız. Hangisinden gelirse ondan alacağız siparişi. Restoranlara yakın yerlerde durup o şekilde uygulamayı açarsanız çok daha rahat bir şekilde paketi alıp çok daha rahat bir şekilde müşteriye paketi ulaştırabilirsiniz. Yani bu da bir jeopolitik bir taktik diyelim. Haksız mıyım hocam? Jeopolitik mi? Tabii. Teşekkürler. Jeopolitik bir taktik. Coğrafyan nasıldı senin lisede? Buradan Atıf Hoca'ya selamlar olsun. Peki bir Atıf Hoca reddi yapar mısın? Eğer Atıf Hoca izlerse duygulansın. Amerika'da delivery işini çok geliştirmişsiniz. Bu bizim Anıttepe Okulu olarak bir gurur kaynağımız. Her zaman öyle gelmez. Sabredeceksiniz. Büyüdünüz, kocaman oldunuz. Buradan Atıf Hoca da izliyorsa selamlar olsun. Selamlar hocam. Coğrafya hocamız. Bakalım hocam. Ya şimdi Grubhub'da doğru da işte aynı uygulama ama havanın güzel olmasından kaynaklı gelmiyor hocaya. Anlamadım hocaya. Aynısını yapıyor. Aynısını yapıyor. Sipariş gelmiyor. Arkadaşlar bu Grubhub. Grubhub'da da online'ız. Uber'de de online'ız. Bekliyoruz. Helal, helal çürüm. Gel.
12 dolar. Yerde çok iyi, mesafede çok iyi. Hemen alıyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim kardeşim. Telefonu tutacak bir magnet alman lazım. Kesinlikle. Arabaya. Kesinlikle. Ben bu iş fakirlikten alamadım. Belki ben... Aa, bir tane daha geldi. Artı 3 dolarlık bir tane daha geldi. Bak arkadaşlar, artı 3 dolar. Arkadaşlar. Bunu da alırsın. Aldım abi, bunu da alayım. Tamam. Tamam. Öğrendiğimi izleyicilerimize aktarmakla yükümlüyüm ben. Daha bir şey öğrenmedin. Sen daha çekirgesin. Haddini bil. Kung Fu. China House. Buraya geldik. Gideceksin içeri. Onu al. Şu restorana gideceksin. Diyeceksin ki ben pick-up yapacağım bu kişi için. Bir yemeği al gel. Git oraya. Yemeği al gel. Hadi çekirge. O yemeği... O yemeği alıp gelecek misin? Evet. O yemeği alıp gelecek misin? Evet. O yemeği alıp gelecek misin? Bir daha söyle. Evet. Hadi git al gel. Hadi git al gel. Al yardımcı olsun. Al yardımcı olsun çekirge. Orası. Allah. Ora. Ya oğlum. Şımarmadan duramıyor ya. Ne bakıyorsun dayı? Çok iyi bir paketçi olacak. Çekirge gel, şov yapma çekirge. Aldın mı yemeği çekirge? Kesinlikle. Adamsın. Hiç kapat kapıyı. Olmadan kapımızı kapatalım arkadaşlar. Bak yemeği aldım, buraya diyor ki next pick up. Biz iki tane sipariş almıştık. Şimdi de yura yura içeceğiz. O da aynı için arkamızda. Şuradan da offline yolladım da cürüm. Buradan da gelirse kafamız karışmasın. Tamam. İçeride full Çince konuşuyorlardı. Sebep? Oğlum Çin restoranı çünkü. Jasmine. Evet. Şarjdan çıkartıyor. Şarjdan çıkart. Git. Git o yemeği al gel. Şimdi daha usta, kendimi daha rahat hissediyorum. Çok daha konforlu alacağım. Beklemede kalın. Hadi bakalım. Götü göbeği eritmen lazım. Böyle olmaz. Hadi çekirge, zıplayarak geç. Can Arman Şah tırda çekirge serisi çekiyordu. Buradan da Can Arman Şah'a meydan okuyorum. En iyi çekirge serisini kim çekecek falan ki. Ay ya. Öyle bir şey yok tabii ki. Aldı mı çekirge yemeğimizi? İkinci siparişimizde herhangi bir şekilde pürüz olmadan aldığımıza göre şimdi paketlerimizi dağıtmaya gidiyoruz. Hadi bakalım, ver telefonu. Start delivery. Evet. Önce Jasmine'e gideceğiz kanka. Jasmine en euro euro adam aldın bunu. Tamam, Jasmine'e gideceğiz önce. Jasmine evet. Tamam, ikinci aldın değil mi? Hı. Jasmine bu euro euro. Neredeymiş, tamam. Navigasyon ileriden sola göstermiyor, ben mi ya? Ya oğlum, navigasyon ne bakıyorsun ya? Kofik! Bu işin doğayı ne benim ya? Burası benim mahallem ya. Kofik! Ne anlayacaksın sen? Bu işin doğayı ne bu? Bu siparişi ben vereyim. Diğer siparişi sen ver, olur mu Yiğit'ciğim? Tabii en azından görmüş olursun. Drop off. Drop off. Evet, sol tarafta bir... Evimiz 409. Sağa yanaşıyoruz, bekle bakayım. Evet, 409. Şimdi sen beni seyret, tamam mı? Şöyle, şartlarımız siparişimizi veriyoruz arkadaşlar. Müşterinin zilini çaldım, paketi bıraktım, fotoğrafımı çektim ama müşteri, ben daha buradan uzaklaşmadan paketini aldı, selamını çaktı, güzel. Nasıldı hocam? Çok güzeldi. Özlemişim biliyor musun? Sen de vesile oldun bu işe yani. Uzun yıllarda ben bu işi yapmıyordum. Amerika'ya gelen zamanlar yapmıştım. Özlemişim yani birine yemek vermek falan. Eski günlerim aklıma geldi ya, çok heyecanlıydım o zamanlar böyle.
GTA Vice City oyunu gibi bir şey bırakıyorsun, para hesabına yatıyor böyle. Her baktığın zaman burada para gözüküyor falan böyle. 100 oluyor, 200 oluyor böyle, 150, 160 diyorsun, 200 yapayım öyle gideyim falan. Bu işte müzik dinleyeceksin, bağıra bağıra şarkı söyleyeceksin. Şehir gelinin sol tarafta. Fotoğraf çekiyor mu? Aynen, fotoğraf da çekeceksin. 33-32, al telefonu. Telefonu aldım, siparişi aldım. Hadi bakalım. 33-32. Karşıya karşıya geçerken dikkatli oluyorsun. Dikkatli oluyorsun, önceden can güvenliği. Hadi. Hadi bakalım Yiğit. Ama o götü göbeği eritmen lazım, öyle olmaz. Kesinlikle. Hadi çekirge, hadi öyle göt göbekli çekirge mi olur? Tamam mı çekirge? Kesinlikle. Aferin, gel. Şimdi siparişimizde leave at the door diyordu, take a photo diyordu. Ben kapıyı tıkladığımda direkt müşterimiz çıktı ve paketi kendisine direkt teslim ettim. O zaman ne yapacaksın? Yine buna basacaksın abi. Neler yapacaksın? Bitti gitti bak. Bu kadar. Aynen, İşlemimiz bu kadar basit. Aynen. Ne yapıyorsun çekirge? Videoya renk katmaya çalışıyorum hocam. Sen zaten başlı başına videoya bir renk katıyorsun çekirge. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz Amerikan polisi. Ne oluyor lan, polisler niye durdur? Bilmiyorum, yolun ortasında durduklarına göre önemli bir şey var galiba. Çekirge sipariş gel, çekirge bırak, sikeceğim şimdi sizce bunu, hadi. Andrew. Benim isim telaffuzum hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Güzel, gayet başarılı. Gayet başarılı çekirge. Teşekkür ederim. Hadi, hadi koş. Hadi koş, al oğlum, dur gel. Yavaş. Anasını siktim. Kemerin anasını aradığını siktim kapının ya. Ya çocuk sen. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Koşarak gidiyor maşallah. Koşarak gidiyor ya. Çekirge dediğim bu öyle olması lazım. Ya koşarak gidiyor bakalım ya. Aferin çekirge. Çok istekli. Gerçekten Yiğit bayağı istekli bu konuda. Para kazanmayı seviyor. Umarım para harcamayı da seviyordur yani. Ben çünkü yanımda cimri adam sevmem. Para kazanmayı seveceksin, para harcamayı da seveceksin. Aldı geldi vallahi ya. Girişi çıkışı bir oldu. Bak bak bak. Bak ya çekirgeye bak ya. Maşallah çekirge. Çok hızlısın be çekirge, çok hızlısın be, aferin be sana, aferin be. Her şey istediğim gibi gidiyor bugün. Çekirge biraz tempo, biraz tempo, hadi. Tempo biraz, tempo biraz. Begimiz var, neyse gel. Çekirge, normalde pizzaları arkadaki beklere koyuyoruz, tamam mı? Ama evet, şu an mesela kısa olduğu için sana bir şey demiyorum. Ama pizzaları beklere koyuyoruz, sıcak vermemiz lazım customer'a. Sen profesyonel bir delivery olman lazım, tamam mı? Profesyonel bir paketçi olman lazım, bunları öğrenmen lazım. Let's go. Bunun için niye poşet almadın oradan? Vermediler mi? Yok, vermediler, hiçbir şekilde vermediler. Olsun, neyse. İnanıp mı ben düşeceğim yerden yere, bilmem kaçıncı derdim bile ölsem. O zaman şu gözlük düzeltmemi tüm La Casa de Papel izleyenlerine armağan ediyorum. Ne yaptın?
Kanka orada sağda bir lobi gibi bir yer var ufak. O masanın üzerine bıraktım. Tamam gel. Tamam aferin. Ben aradım müşteri zaten oraya bıraktım. Bas Jefferson, Andrew Jackson, George Washington. Bunlar hep doların üzerindeki isimler. Yani, aferin çekirge. Önce... Aferin kültürlü çekirge aferin. Evet. Menayak bizim mahalle. Önüne bak çekirge, önüne bak. Her zaman. Girdiğim restoran çok kalabalıktı. İnsanlar muhabbet ediyordu. Ama ne yaptım? İşimi yaptım. Paketi aldım, çıktım. İyi yaptın. Aldım, çıktım. Kargıza bakmadın değil mi? Hiçbir şekilde bakmadım. Kargıza takılı kalmadın. Bu çok önemli çünkü. Bu çünkü yeni nesil şoförlerimizle, paketçilerimizle sık sık karşılaştığımız bir problem. Girdiği mekanlardan, özellikle hafta sonları, akşam saatlerine girdikleri mekanlardan siparişlerini almak üzereyken karşılaştıkları bir karşı cins. Onların dikkatlerini çok çabuk dağıtabiliyor ve işlerini zayıflamaya yol açabiliyor. Ne oluyor? Bu da onun günlük kazancından 40-50 dolara kadar bir miktarda düşüş gözleniyor. O zaman bu cümlenin sonuna şunu eklemek istiyorum. Everything is under the control. Everything is under the control. Just keep drive. Okey, ne yapacağız şimdi? Allah bana ver o bana. Bana sana sana konuşma, emir ver bana. Çekirge. Ya bana vurma. bana yonuk atmasın o zaman. Pizzası galaksinin en sıcak pizzası. Pizzası. Oo, Kopernik. Çok fazla araç var, çok fazla trafik var. Bazen bu çocuğu da... bari dörtlüğü yak ya. Ananı avradını sikeyim senin ya. Trafiklerimiz sıkışıyor. Sakin olalım hocam. Hocam sakin olalım hocam. Doldu. Değişiklik hakkımız doldu. Volkan! Volkan yapma Volkan! Değişiklik hakkımı... Bas gidek abi bas! Bas da gidek abi bas! Daha da bas! Acıktın mı Ferman? He, acıkmışım. Acıkma! Yanımda aç adam istemem. Sık Ermiş! Sık! Sık da eresin da! Bir rahat rahat! Bir aşkaley. Yaş kaley. Bu benim araba. Benim araba beni biliyor. Bunlar benim araba değil. Beni bilmiyor. Batar. Bu kaçıncı ihtar? Hayatın iki dudağımdan yüzüme doğru. Sakladın benim için beni bana. Korktun mu? Korktum. Halloween yacırım. Bak ne güzel şey almışlar. Evet. Kamerada şu an gözükmüyor sanırsam aslında, ama. Aslında kamerayı alıp şöyle yakın çekim yapsam. Gel lan gel Meyit'in bahçesine, ne yapacaksın gel. La yiğit la oğlum, burası Türkiye mi la? La Rafet. Kalk git siparişi ver ya. Kalk git ya. Paketi dükkandan almadan adresi bilemem biz pizza verirken falan korkardık eskiden. Ya ben şahsım adamım, bazen korkardım, bahçeye biliyordum. Aa diye bir şey çıkıyor böyle karşına. Kuru kafa çıkıyor, bir ne bileyim kabak çıkıyor, kabak. Kabak. Çok korktum ama çok korktum. Kabak sevmem. Dolandıralım da. Para gitti lan. Bilmiyorum arkadaşlar, bokta çıkabilir yani. Aa! Biliydim böyle olacağını. Seafood diyor bunu. Hangi seafood çubu? Seafood yani görünen yemek anlamında mı yoksa deniz yemeği? Ve abla bizim bir order vardı. Çok çalışmak istiyor Yiğit. Bayağı çalışmak istiyor. Giriş bulamadım. Girişi bulamadık başta. Ben güldüm de, ben gördüğüm için güldüm. Siz kaçırdınız, o yüzden gülemezsiniz. Her şeyde gülmeyin abi. Yani videonun her yerinde gülecek haliniz yok. Biraz eğitici, öğretici bir video olsun. Bu ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun abi sen? Çekirge misin, asker misin be? Çok seviyor ya, şımarmayı çok seviyor, bayağı seviyor ya. Şımarmazsa uyuyamaz gece. Ne yaptın lan? Aldım geldim. Siparişi aldıktan sonra got order diyoruz. Tamam, o diyor ki ready diyor işte. Tamam. Bildirim atıyor, sıkıyor onu. Tamam.
La bunu da verir mi gibi yemek yerim. Sen acıktın çünkü ben senin gözlerini anladım. Ne oldu lan? Arkadaşlar şu anda aldığımız siparişte sanırsam bir koku olarak bir sıkıntı hissediyorum. Yani bir seafood diye ama anlamadım. Harbi lan şimdi gel kokusu. Alınız. Yani yosun kızartması mı ben anlamadım ya. Bas gider abi bas. Bas çok kötü kokuyor abi bas. Lan benim kollarım kaşınıyor. Arka koltuğun cebinde kolonya olacaktı. Havayı kırar. Aman abi kolonya boşu. Allah'ım yanıyorum Allah'ım. Yanıyorum Allah'ım. Kolonya keskin çıktı abi. İyi oldu verdik yemeği. O çıkmıyor la. Oy keş tip aldın ya Yiğit. Tabi canım. Keş tip aldın ha. Vay köfte vay. Tabi. Saat 4.30-5 gibi çıktık. Şu an saat kaç? 7.30. Yani 2.5-3 saat çalıştık. Benzinimizi fullemiştik. Benzin şu an inmemiş gibi. Birazcık inmiş yani. Çok da benzin harcamamışız. Uber'de 34 dolar 25 cent yapmışız bugün. Grab'dan da bugün 23 dolar yapmışız. Tamam 60 dolar mı yapıyor hocam? Aynen 60 dolar yapmışız. 2-3 saat içerisinde. Evet hocam. 2-3 saatte benzin de çok yakmadık. İyi yani. Yemek paramız çıktı. Hem işi öğrendim. Sen dediğim gibi önemli olan sen işi öğrenmen ilk başta. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hem eğlenceli hem de yararlı bir video olmuştur. Sizler de aklınıza takılan bir soru olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca altta bağlantı kısımlarına Instagram adresimi koyacağım. Özel sorunuz olursa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yiğit sen ne diyeceksin? Sen de bugün ilk günümdü. Evet bugün benim ilk günümdü. Gerçekten çok şey öğrendim. Gerçekten çok keyifli ve çok öğretici bir gün oldu benim için. Gerçekten bugünkü Refik hocama çok teşekkürlerimi sunmakta mükellef kılıyorum. Böyle söylemek istiyorum. Ben mükellefi var hayatım hiç duymadım. Evet. Neyse teşekkür ederim canım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize bakın. Ben Yiğit. Refik Kaya. RKT.